Sen. Başkan gibi gelsin. Bence ekranı doğru gördüğünden daha iyi. Nereye? Ön kamera, ön kamera. Niye? Beni görecek ki ön kamera. Söz almak isteyen. Ters çevirmiş. Ha? Peki söz almak istemiyor mu? Mesaj koltuğu var. Peki söz almıyor mu? Ondan sonra alacağım. Şey. Değerli başkanım. Ali Galip'e söylesene bağlansa. Ne kadar vaktimiz olacak Erol Başkanımıza? Kendisi söyledi. Yani. Çok susunmayacaktır. Mesaj verecek herhalde. Sadece mesaj mı verecek? Hayır, soru alabiliyor mu? Alacak. Olur yani. Çok bize bağlı. Federasyon başkanımız bir şey söyleyecek. Şeyimiz. Ali Galip'e yazsana. Kemal Şöre. Şey, bağlanmadığı bir şey söyleyeyim. Avrupa nere? Hareketlilik şey var. Etkili var. Onu ne yapacağız abi? Konuşuruz o zaman. Erol Başkan'ın bir şey yapalım. Erol Başkan bir gelsin yayına. Çıkmamızın sebebi Sarıyer'e gelsin sebebini getirdik. Cadde bu sene gidecektik. Alisa Başkan'ın bir ara gelecekti. O da pandemi süreci geçirdiği için, karantinanın geldiği için o süreci tamamlamak için çıkamadı. Karşılarınızı da ayrıldı. Davet gönderdim. Ben bir şey soracağım. Döndük geldik. Şu pandemi sürecinde bisiklet grupları, toplar yapıyorlar, organizasyonlar yapıyorlar kendilerince. Bazıları kalabalık oluyor, bazıları ve dediğim biz yönetici olarak gruplarımızdaki üyelere genellikle şunu söylüyoruz. Hani olabildiğince toplu olmamaya özen gösterin. Dörder, beşer kişilik gruplar halinde bisiklet sürün diyoruz. Ama hani arkadaşlar arkadan şey dediler, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bisikletler hani meclis olarak düzenleyeceğimiz bir tur var mı? Yani şöyle söyleyeyim, sizin böyle hani büyük kalabalık turlara karşı düşünceniz nedir? Yani yapmamız uygun mu, değil mi? Bunu hani biz kendimizce mi bir düşünüp bir karara bağlasak, yorksa bunu hani şeyde o Erol Başkanımızı ilgilendiren bir konu değil. Yani, tamam yani şöyle söyleyeyim. Biz de konuşabiliriz yani ne yapmamız konusunda. Onu biz kendi içimizde konuşuruz. Bağlantıdan sonra konuşabiliriz. Ki zaten bu pandemi döneminden beri yani etkinlik bağımında hiçbir şey yapmadık, yapamadık. Yani bu yüzden toplantılara bile hala gelemeyen, korkup da gelemeyen değerli başkanlarımız var. Ben mesela tur düzenleyemiyorum açıkçası. Yani acaba bir etiket olur muyuz? Düzenlemek istiyoruz ama. Düzenliyoruz yani, valla kendi bölgemizde. Her zaman günü, çıkıyoruz. Perşembe günü de paplar yapılıyor. Evet, pazar günü mesela ya o kadar bisiklet grupları bir araya geldik. O kadar hoşuma gitti ki, o kadar çok özlemişim ki normalde. Ama maalesef yani işte pandemiden dolayı insanlar... Yok, yapılması uygun mu yani? Yapılsın mı, yapılmasın mı? Yani şöyle söyleyeyim. Başkan katıldı. Başkan katıldı. Başkanımız katılmış. Doğru mu? Evet. Erol Başkanım, öncelikle Bisikletler Meclisi toplantısına bizlerle birlikte olduğunuz için hoş geldiniz, teşekkür ederiz. İstanbul'da birçok bisiklet grubu başkanları burada zaten çoğunu da hemen hemen tanıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Sizinle birkaç sefer yüz yüze görüştük. Sohbet imkanımız çok az oldu. Evet. Görüntüleri görmenizi istiyorum. Bizleri tanımanızı istiyorum. Bisikletler Meclisi'nizi tekrar tanımanızı istiyorum. Görmenizi istiyorum. İsterseniz bir kamerayı oraya bir çevirelim. Buyurun. Erol Başkanımız canlı yayında. Başkanım, ses sıkıntısı var mı? Yok, hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel geliyor sesiniz. Burada bir tamam. Benim önümde bir şey var, bir şey bir, burada bir şey gözüküyor ama bir gölge sizin bir gölge var ama orada nedir bilmiyorum. Sizin kameranızla ilgili bir şey olabilir o şu an. Peki bakalım, şimdi şöyle yapalım. Tamam. Daha iyi. Evet, şu anda daha güzel. Evet. Peki, herkese iyi akşamlar. Çok değerli arkadaşlar, öncelikle biz bir bisiklet ailesiyiz. Beni davet etmenizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de katılamadığımdan dolayı özür diliyorum. Şöyle ki, biz biliyorsunuz bu pandemi dolayısıyla faaliyetlere geçemedik. Çünkü bilim kurulu karşı çıktı. Hani yan yana mesafe olmadan start veriliyor. Onlarla birlikte yüksek nefeste mücadele ediliyor diye. Bu 30 Ağustos'ta Bakanlığımızın
bakanlığımıza müracaatı, Bursa Belediyesi'nin müracaatıyla dolayısıyla da bize olur verdik. Olur verdikten sonra orada bir yarış start aldı. Biliyorsunuz Grand Fond'da. Sonradan da bizim programımızın içerisinde bugünlerde halen Kayseri'de bir haftadır devam eden yarışlarımız var. Uluslararası yarışlarımız var. Bu yabancılar Türkiye'den gitmediler. Uzun süredir Alanya'da kalıyorlardı. Alanya'dan Kayseri'ye geçtiler yüksek kampına ve orada da organizasyonlara başladık. Özel organizasyonlara. Ben de çok istiyordum. Ali Galip Bey'e de daha önce de söylemiştim ben de katılacağım diye. Ama katılamadık. İnşallah ilk fırsatta ya birlikte bisiklete bineriz ya da bir toplantıda birlikte oluruz diye düşünüyorum. Bisiklet adına fayda ne varsa biz her zaman için federasyon emrinizdedir. Her zaman yanınızdayız ama toplantılarda ama faaliyetlerde ama başka şeylerde ne istiyorsanız bisiklet evet. Federasyonu sizin. Bunu tüm samimiyetimle inanın. Araya girmek istiyorum. Evet, sizden bir beklentimiz, bir talebimiz var. Bunu meclis olarak birkaç sefer de dile getirdik. Buyurun. Malum. Buyurun. Bisiklet sporunda burada İstanbul içerisinde genç arkadaşlarımızı yetiştirmemiz çok zor oluyor bizim. Bildiğiniz üzere İstanbul'da sadece Maltepe'de bir velodromumuz var. Bu velodrom da zaten atıl vaziyette. Şimdi Beylikdüzü'ndeki oturan ya da Arnavutköy'de oturan bisiklet grubu arkadaşlarımız, başkanlarımız velodroma gitmekte çok zorluk çekiyorlar. Yol olmadığından dolayı antrenmanlarını sokaklarda, caddelerde, E5 kenarlarında yapmaya çalışıyorlar. O yüzden velodrom talebimiz var. Hatta bunu bir geçen gün Cuma günü yayınlanacak olan bir televizyon programında da ben dile getirdim. Sizden bu konuda şahsım olarak da Bisikletler Meclisi olarak da bir ön ayak olmanızı Spor Bakanlığı'ndan İstanbul'da yapılması gereken velodromlarla ilgili bir çözüm bulmanızı arz edeceğim sizden. Şimdi şöyle bir açıklama getireyim. Şimdi bizim yaklaşık 2016 yılının Kasım ayında bize gelen vekaletle genel kuruldan sonraki orada genel kuruldaki takip ettiyseniz konuşmalarım şuydu. Ben de geçmişte biliyorsunuz 12 yıl spor yaptım. 2 olimpiyat, 3 Akdeniz oyunları koştum. Türk bisikletinin olmazsa olmazlarından biri de velodrom. Orada dedim ki 10-12 tane velodrom yapacağız ülkemizde. Bunlarla birlikte de deplasmanlı bisiklet ligi kuracağız. Ve samimi söylüyorum artık bakın insanlar seyir etmek için veya spor yapmak için futbola mı gider, bisiklete mi gelir göreceksin dedik. Ama şartlar öyle çok hızlı gelişmedi. Bir kapalı velodromu Konya'da başlatmak üzere son işte şeylerini mimari projeyi satın aldık. Bu da bugünkü akşam hatırası olsun. Almanya'daki firmalardan da bu ahşap kaplamayı pazarlığını bitirdik. Onlardaki pazarlama şuydu. Bizim velodromu Üsya'ya yani projeyi Üsya'ya onaylatmak şartıyla alıyoruz dedik. Şu anda projemiz Üsya'da. Onay geldikten sonra inşallah çok kısa zamanda birlikte göreceğiz. İhaleye çıkıyoruz. Burada şimdi ihaleye çıkarken de bisiklet ailesinin tamamını davet edeceğiz. O ana şahitlik edilsin diye. Bununla ilgili Sakarya Belediyesi'ne bir sözümüz var. Bursa Belediyesi'ne sözümüz var. Bundan sonraki daha önce içinizde benimle birlikte Tour of İstanbul'a katılanlar varsa Büyükşehir Belediyesi velodromu yapmak üzere hazırlanmıştı. Ama seçim farklı oldu. Farklı olunca yani belediyeyle daha bir iletişim kuramadık. Belki de inşallah bunlar da kolaylık getirirler, yaparlar diye. Dünyada biliyorsunuz 250 velodrom. Ses geliyor mu? Bu açma konusunda bize düşen bir payda varsa Bisikletler Meclisi olarak biz de her türlü desteğe vermeye eminim ki bütün gruplarda katılacaklardır. Destek vermeye söz veriyoruz. Yeter ki siz böyle bir şeye öncelikle başlayın. Biz de size gereken desteği sağlayalım. Bakın şimdi şöyle bir iki tane açıklama getireyim. Benim zamanım ne kadar var bilmiyorum. Yani ne kadar konuşmama izin veriyorsunuz veya ben araya çok fazla girmeyeyim. Ben zaman öğreneyim. Ona göre bazı... Efendim? Size bağlı başkanım. Şu an size bağlıyız peki, yani. Peki şimdi... Sizin fazla vaktinizi şöyle yapayım. Almayalım. Estağfurullah. Ya olur mu şimdi? Bisiklet konuştuğunuz şey yerde benim de orada olmam lazımdı. Yani gerçek bu. Ama sen de olarak söylüyorum. Mazeret belirttim biliyorsunuz. Şimdi şöyle.
72 ve 76 olimpiyatlarını koştum. 80'deki Moskova olimpiyatlarında ülke olarak, Amerika bağlı ülkeler olarak biliyorsunuz boykot edildi. Buradan şuraya geleceğim. 1976 yılında Montreal'deki yapılan olimpiyatlarda velodromun biletleri bir yıl önce bitmiş. Böyle bir branş yok dünyada. Ben duymadım veya en azından. Yani bir yıl önce bilet biten bir branş. Bakın bugün velodromlardan birkaç yerden bahsedeyim. Çok fazla zamanınızı almadım ama bilmeniz açısından mutlaka benim bildiklerimi içinizde bilen çok arkadaşlarımız vardır ama tekrar bir şey yapalım, güncelleyelim diye konuşuyorum. Benim koştuğum yıllarda 14 gün 14 gece yarışları vardı Almanya'da ve Avrupa ülkelerinde. Şimdi şu anda bunlar 7 gün 7 gece olarak devam ediyor. Yani biliyorsunuz siz saat 2'de siz biniyorsunuz, 3'te ben biniyorum, 4'te diğer arkadaşlar biniyor. Bu 24 saat devam ediyor. Ve hiçbir zaman tribünlerde bir kişilik boşluk yok. Ve ciddi ön taraf velodromun orta sahası VIP, kenarlarda normal tribünlerden insanlar yerlerini alıyorlar. Çok da büyük keyif alıyorlar. Bugün velodromlarda biliyorsunuz 34 tane olimpiyat madalyası var. Bakın şimdi biz ülkemizde, biz insanların patlayıcı güçleri çok yüksek. Ama uzun vadeli yarışlarda veya uzun menzilli yarışlarda kayboluyoruz. Bu da ayrı gerçek. Bunların altını doldurmaya çalışırsak çok uzar konu. Hani daha çok uluslararası yarış koşmak lazım. Daha çok aktivite yapmak lazım. Bunlarla ilgili beslenmesinden tutun da çok farklı farklı şeyler var. Şöyle 34 madalyanın biz 4 madalyasını çok rahat alabilecek durumda. Bunu bakanlığımız da biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2 yıl önce Konya ziyaretinde dedi ki Konya bir tane velodrom yapacak. Biz oradan destek alarak şimdiki spor bakanımıza son derece bisikletle ilgili yatırımlara pozitif bakıyor. Yani bakın yarışları alıyor, her türlü ulusal yarışlarda önümüzü açıyor ve destek oluyor. Bu da bizim bir farklı bir pozitif enerjimiz. Şimdi bizim bunlarla ilgili Alman firmasına dedik ki bu şeyin ahşabını satın alırken bir tane de beton velodrom projesi hediye edin dedik. O da ya bunda bana maliyeti var falan dedi. Ya o zaman maliyeti varsa işte onun maliyetini de biz veririz dedik. Şimdi şu 10-15 gün içerisinde bizim UCI'den ahşap pistin, velodromun onayı geldikten sonraki ihaleye çıkacağız. Bu da yaklaşık Ekim ayının ortaları gibi falan gözüküyor. Biliyorsunuz KİK'te itiraz süreleri falan var. Çıktıktan sonra biz bu velodromların projelerini alacağız. Çünkü biz birkaç taneyle söz verdik. Dedi ki eğer biz velodrom projesini temin edemiyorsak federasyon olarak satın alıp size hediye edeceğiz dedik. Biz federasyon olarak oralarda niye duruyoruz? İnsanların önünü açmak için, insanlara destek olmak için. Sizin gibi bu bisikletler meclisinde yerimizi almamız için, size destek olmamız için geldik buralara. İddiamız da zaten bu yöndeydi. Teşekkür ederiz başkanım. Şimdi şöyle bir kolaylıklar var. Bakın, bütün belediyelerin illerinde çimento fabrikaları var biliyorsunuz. Çimento fabrikalarında her belediyenin yıllık kotaları vardır, bedava çimento alabiliyorlar. Bu da zaten bir demir kalıyor işin içerisine. Yani bu demirde çok büyük bir paralar, 100 ton demir alsanız 300 bin lira para yapıyor. Yani çok büyük paralar değil. Yani 5-6 milyon lirayla biz böyle durumlar kazandırabilecek durumdayız. Bunlar bu yıl bitmeden çok şeyin ortaya çıkacak. Bir şahitlik edeceğiz inşallah. Böyle durumlarda İstanbul'daki ben şimdi yeni belediye başkanıyla yani ben tanışmıyorum, bir samimiyetim de yok ama bunlarla ilgili bir müracaat edeceğiz. Maltepe'deki böyle durum biliyorsunuz böyle durum değil. Bu ne? Yani ısınma yeri gibi, alıştırma yeri gibi filan. Velodromlar biliyorsunuz 76 yılından bu yana 8,5 metre duvar yüksekliği 45,5'ta meyil vardır. %45,5'ta meyil vardır. En altta düz alanda hızlanıp ancak yukarıya öyle çıkabiliyorsunuz. Normal yuvarlak çevirmeden yukarıda petal çevirmeniz mümkün değil. Bundan dolayı yapacağımız velodromlar bundan sonra böyle olacak. Diğer yerler alıştırma ve Konya'daki velodrom da işin zirvesi olacak. Önümüzdeki yıl Konya'da yapılacak olan İslam oyunlarına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yani yaklaşık bir yıl kadar bir zaman kaldı. Hatta 11 ay kaldı. Velodrom yetiştirmeye çalışacağız. Bunun yanında da Sakarya Belediye Başkanı ben hazırım yapmaya dedi. Bursa Belediyesi ben yapmaya hazırım dedi. Şimdi inşallah bunlarla birlikte bir Balıkesir'den yeni yeni sesler geliyor. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ben de Alanya bir tane yaptıracağım dedi. Eğer bu velodromu başarabilirsek samimi söylüyorum bisikletin istikbali de kurtulacak diye düşünüyorum.
Diğer yandan yol yarışlarına gelin. Bizim de temennimiz bu yönde zaten Sayın Başkanım. Evet, yani kesinlikle. Yol yarışlarına gelin. Bugüne kadar bisikletler mi? Duyabiliyor musunuz başkanım beni? Evet, dinliyorum. Aramızda her kesimden değerli başkanlarımız var, her düşünceden değerli başkanlarımız var. Bizim amacımız siyaset değil. Biz burada hiçbir zaman siyasi bir şey düşünmedik. Siyasi bir oluşum içerisine de girmedik. Tabii. Tek hedefimiz bizim bisiklet, bisiklet sporunun geleceği, bisikletli yaşamın artması yönünde gibi çalışmalar sarf etmeye çalışıyoruz. Umarım bu dedikleriniz hızlı bir şekilde gelişir. Daha fazla gençler aramıza katılır. Hak ettiği yeri bu spor alır diye düşünüyorum başkanım. Şimdi bakın, bizden önceki 3 dönem, hatta 3,5 dönem boşa gitmiş. Yani bazı şeyleri anlatmak durumundayım. Ben 2016 Kasım'da teslim aldığımda 85 sporcu vardı. Bugün Türkiye şampiyonalarında 1000'in üzerinde lisanslı sporcuyla yarışıyoruz. 4470 tane lisanslı sporcumuz oldu şu anda. Ama şimdi kiminin okulu, kiminin tatili, kiminin manisi derken yarışlarda 1000 kişiyle yarışıyoruz. Bir zamanlar 600 bin Rusya'da bisikletçi vardı. 600 bin bisikletçiden 6'ya girmek ne demek? Zaten dünya şampiyonu olduğu gibi bir şeydi. Sayıyı artırmadan, mücadeleyi artırmadan burada başarıya ulaşmak çok zor. Bu organizasyonlarla biz şöyle bir şey dedik 2016'da. Ülkemizde ayak basmadığımız, petal çevirmediğimiz yer kalmayacak diye. Biz bunu da gerçekleştirdiğimiz sanıyorum. Bakın, bizim bir yılda yaptığımız organizasyonlar federasyon sitesinde açıklamaya başladım. Eğer okumak isterseniz bakın, federasyon sitelerinde vardır. Geçmiş federasyonların 16 yılı. Biz 3 yıldır buradayız. Yaklaşık 3,5 yıldır. 48 yıllık organizasyon yapmışız. Yani biz bu organizasyonları hem özel organizatörlerle hem de devletimizin imkanlarıyla yapmaya devam edeceğiz. Bugün bize herhangi bir müracaat gelirse, bakın herhangi bir müracaat gelirse biz kesinlikle geri çevirmiyoruz. Ve bunlara da hakem desteği, ne bileyim çip desteği, bir takım işte yazışmalarla ilgili, resmi kurumlarla ilgili yazışmalar da vererek devam ediyoruz. Ama maalesef bazı arkadaşlar var, olmadık ifadeleri sağda solda kullanıyorlar. Bir de Bisikletler Federasyonu kurmuş. Ben açıklama durumunda kaldım. Yani bu adamın bizle uzaktan yakından alakası yok diye. Çevre Bakanlığı'ndan soruyorlar. İki tane üniversitede haftada ikişer gün derse giriyormuş. Vay bilmem bisiklet yollarını yapmış. Bakın 1955 yıllarında Konya'da bisiklet yolu var. 1995 yılında başlayan, 2010'da 525 kilometre ulaşan Konya'da bölünmüş bisiklet yolu var. Yani bugün bisiklet yolunu herkes yapmış, yapacak kadar yapmış. Ne yaptı? Sağlık Bakanlığı da yeterli destekleri verdi. Her bir metreye bir bisiklet hediye ediyor belediyelere. Bundan dolayı da her geçen gün artarak devam ediyor. Ben geçen bisikletler haftasında bir konuşma yaptım, bu hareketlik haftasında. Yani bizim internet sitemizde de var, Instagram'da federasyonumuzun. Burada bu yılın bitimine kadar Çevre Bakanımızın taahhüdü şu. 400 kilometrede bisiklet yolunu ülkemize ilave yapacağım. Hem sinyalizasyonu hem verilmiş güvenlikler içerisinde. Ya biz şimdi hep birlikte varsak varız. Yoksak zaten bir federasyonda önemi olmaz. Bizlerin de bir önemi olmaz. Dolayısıyla sizden gelen önerileri kesinlikle dikkate alırız. Buna samimiyetim inanın. Bu tip şeylerde de bu bazı maalesef uyumayan arkadaşları, bakın bir tane açıklama durumundayım. Bursa yarışının iznini veren benim. Dolayısıyla dedim ki şöyle şöyle olması lazım. De orada anlat ettiler. Demişler ki 3 tane uyduruk arkadaş var. Şey yapmak istiyor. Federasyon adayı olmak istiyor. Herkes olabilir ya. Türkiye'de 83 milyon da oraya aday olabilir. Kimsenin şeyinde değil orası. İnisiyatifinde değil. Orada bisikletin izni veren bizi federasyon vermedi. Ben Bakan Bey'i aradım, buradan izin aldım diye böyle bir uyduruk ifade kesinlikle yalan. Bak altını çiziyorum. Eğer bu arkadaş aranızdaysa lütfen benim yanlış söylediğimi söylesin. Federasyon böyle bir yarışa izin veriyor musunuz diye bakanlık bize sordu. Ben orada Büyükşehir Belediyesi'nin bir 30 Ağustos'la ilgili geçmişe dayalı bir şey varmış. Onu lütfen 30 Ağustos'ta yapmak istiyoruz dediler. Biz de bunu kabul ettik. Ama Bakan Bey'in desteği de vardı burada. Vay federasyon izin vermemiş de bakanlar aramışlar da bunlar oradan izin almış. Bunlar hep uyduruk ifadeler. Yani ama arkadaşım nasıl olsa bizim önümüzden bir defa daha turu geçecektir. Yani bu eğer bu gramofonda yapacaksa doğru konuşmayı sizlere de bizlere de anlatması lazım. Ben o gün mutlaka yalan söyleme durumundaydım. Neye ihtiyaç duyduysa doğrusu siz bize engel olmadınız demesi lazım. Demezse
bu arkadaş bizim aramızda bir daha organizasyon yapamaz. Çünkü biz gelirken ben spor işine gelen bir biriyim. Ben herkesin önünü açmak için geldim buraya. Herkese destek olmak için geldim. Ama bu takım Allah bir takım köstekler olmayan çalışanlar olursa biz de bunlara mani oluruz. Dolayısıyla ben toplantınızın hem bisiklet sporumuza hem Türk sporuna, özellikle bisikletimize, genelde Türk sporuna hayırlar getirmesini diliyorum. Şu tekrarlamak istiyorum. Şu ifadeyi federasyonun emrinizde olduğunu özellikle altını çizerek belirtiyorum. Bunu da Ali Galip Bey de biliyor. Zaman zaman da konuşuyoruz. Sizle de konuşuyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla ne zaman isterseniz bizle birlikte olmaya hazırız. Buyurun. Sağ olun, Allah razı olsun başkanım. Başkanım malum birçok spor kulübümüz var. Bütçeleri hakikaten bazen yarışlara el vermiyor. Gidebilmek için dahi el vermiyor. Bu konuda bisikletli şey olarak, federasyon olarak herhangi bir projeniz var mı? Yapmayı düşünüyor musunuz? İstanbul'dan çünkü atıyorum Antalya'ya, hadi Bursa yakın belki de. Hatta Antalya'da düzenlenen bir yarışa İstanbul'dan gidip bütçe gerektiriyor. Bütün kulüpler evet, bak, de kendi maaşlarından çıkartıp harcamaya çalışıyorlar. Federasyon olarak bakın şimdi ben böyle bir kolaylıklar sağlamayı düşünüyor musunuz başkanım? Bakın şimdi şunu başlattık. Bizim dönemimize başladı. Kredi yurtların sorumlusu olan bakan yardımcılarımıza özellikle rica ediyorum. Gittikleri yerlerde günlük konaklamaya 10 lira para veriyorlar. Bak bizden önce böyle bir uygulama yoktu. Burada gidiş geliş kalıyor. Gidiş geliş kalıyor. Gidiş geliş. Erol Başkan, şimdi alabilir miyim son sözünüzü? Bakın şöyle, bizim dönemimizde şunu başlattım. Bakan Bey'den rica ettik, kabul etti. Kredi yurtların Türkiye genelinde nerede yurdu varsa bizim organizasyon yaptığımız ilde kredi yurtlarda 10 lira bedelle kalıyorlar. 10 lira gecelik. Ve burada sabah kahvaltısına veriyorlar. Yani bunlar yanınıza hemen Sakarya'da oldu, Bursa'da oldu, diğer illerde oldu. Kalmak isteyenlere kredi yurtlarda misafir edilebiliyor. Bir federasyon ulaşım olarak da zaten... Var mı başkanım? Pardon, anlamadım. Ulaşım için biz zaten şey veriyoruz, harcağı veriyoruz. Hem de YM'de veriyoruz. Bir gün öncesinden bir gün sonrasına. Yani burada hiç kimsenin, bakın şöyle, biz geçmiş federasyonla borçlarını kapattık. Yani hiç kimsenin bizim federasyonda alacak. Biz bir de yarışın bittiğinin haftasında da hesabına paralar gönderiyoruz. Yani gelin hem bu buradan istifade edin. Aileleri bizi arıyorlar. Niye arıyorlar? Diyorlar ki organizasyonunuz tekrar ne zaman, niye soruyorsunuz? Çocuğum bisiklet şey para kazanıyor buradan diyorlar. Bisiklet firmalarıyla bu işleri yapıyoruz. Yani üretici firmalarla. Bunlara diyoruz ki adını siz koyun, sizin istediğiniz ilde birlikte yapalım. Onların dağıttığı 25 bin lira yarışın içerisindeki ödülü sadece sporculara kendi elleriyle veriyoruz paraları. Yani biz orada federasyon hiç mi araya girmiyor? Ya yani biz diyoruz ki biraz daha sayı fazla gelsin. Yani hiç olmazsa 40 kişi alsın ödülü. 25'ten 40'a bölelim. Yani birinciden 40'a kadar ödüller alıyorlar. Bunlar da kazananlar memnun oluyorlar. Biz bunların sayılarını da artırarak devam edeceğiz. Yani daha çok ödül alacaklar. Daha çok daha rahat ortamda yarış koşmalar için ellerimize ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Yani şimdi bir gün inşallah birlikte bisiklet meclisi olarak birlikte inşallah bir organizasyonla beraber olalım. Ama bisikleti birlikte süreriz. Bu biliyorsunuz sizin farkındalıklarınızı kamu yakından biliyor. Yani çok başarılısınız bu konuda. Çünkü buradan ne anlayacağız? Hem katılımınızda ciddi sayı oluyor. Yani belki şimdiye kadarki bisiklet programlarındaki farkındalıklarda en yüksek katılımı siz sağladınız. Gerçekten tebrike şayan bir harekettir. Bunu sona bıraktım. Çok, niye bıraktım? Hani uçurma... Eğer, yani gerçekten. Bakın. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Farkındalıklarınızı bunları resimle başardık başkanım. Yani bir ufak bir kazayla başlayan şu bugün bu noktalara kadar geldi. Eminim ki çok daha da güzel yerlere gelecek. Hep birlikte sizle güzel şeyleri hep birlikte başaracağınıza inanıyorum. Kısmet bakın şimdi bu farkındalıkları resimle inşallah. Bakın bu farkındalıkları resimleyin. Bunları
Bunları bizim federasyona gönderin. Bunları biz oralarda yayınlayalım. Hepsini yayınlayalım. Çok, ve kendinize görün. Bir de federasyonun arşivinde de hatıra olarak. Diğer illerde de bu gibi oluşumlar gerçekleşmiş olsa aslında bu sizlerin de işlerini kolaylaştıracak. Bu tarz sohbetler size ışık tutacaktır diye düşünüyorum. İnşallah diğer illerde de Ankara'da başladı. Ankara'da abim bisikletler meclisi kısacası kuruldu. İnşallah İzmir'de, Bursa'da, diğer illerde de, büyük illerde de bu tarz meclisler kurulur. Burada topluluklar oluşur. Topluluğu hep birlikte bu bisiklet sporunu hep beraber kaldırmış oluruz diye düşünüyorum. Katıldığınız için başkanlarımın adına bisikletler meclisi adına çok teşekkür ederim. Bir şey söylüyorsunuz galiba. Bakın şöyle, artık dünya bunun farkına vardı. Biliyorsunuz bundan 30 sene, 40 sene önce veya 50 sene önce ülkemize ulaşım bisikletle kullanılıyordu. Ulaşım bisikletle sağlanıyordu. Bunu değiştirdi. İnsanların ekonomik seviyesi yükselince otomobile geçti. Ama bugün Avrupa'da ulaşımda kullanılan en önemli araç haline geldi. Birbirlerine soruyorlar. Bütün işlerini halletti, artık işine bisikletle gidiyor diye. Artık bisiklet olmazsa olmaz. Hareketli yaşam olmazsa olmaz. Bakın, ulusal firmalar, hepimizin bildiği, reklam olmasını söylemeyeceğim. Ulusal firmalar çalışanlarına diyor ki, sen nerede oturuyorsun? Örnek veriyorum. İstanbul'dan örnek veriyorum. Kadıköy'de oturuyorum. İş yerin neresi? Bostancı. Kaç kilometre? 10 kilometre. Gitti geldi 20 kilometre. Maaşına günlük 50 kuruş. Yani 10 euro ilave yapıyor. 20 kilometreye. Bu da aylık 22 gün dersek 220 euro maaşına ilave oluyor. Niye yapıyorsun bunu diyor. Hareketli yaşamı tercih ettiğin için sağlık harcamaların olmuyor. Servis kullanmıyorsun, enerji tasarrufunda buluyorsun. Ve hava kirliliğine olan desteğin artıyor. Bundan dolayı salınım desteği artıyor. Ben bu desteği vermeye hazırım diyor. Bundan dolayı, dolayısıyla dünyanın her tarafında artık hareketli yaşamı tercih edildi. Bir gün otomobiller olduğu yerde kalacak, bisikletlerle devam edeceğiz diye düşünüyorum. Biz bu organizasyonları ve bu konudaki destekleri yapmaya her zaman için hazırız. Birlikte inşallah değişik projelerde buluşmak ümidiyle. Hepinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Teşekkür ederim. Emeğinize teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkanım.